Tekrardan hepinize günaydın sevgili seyirciler. Bugün haftanın ilk günüyle sizinle birlikteyiz. Umarım hepimiz için çok harika bir hafta olur diyelim. Bizim bugünkü konumuz Operatör Doktor Bülent Arıcı. Biz bugün genital estetiği ve kadınlarda idrar kaçırma problemini konuşacağız. Sizler de bizlere 0212 625 64 64'ten ulaşıp bu konularla ilgili merak ettiğiniz her şeyi hocamıza sorabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Tüm Türkiye'ye günaydın diliyorum. Evet, nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Böyle yeni bir haftayı sizinle başlamak bizim için keyifli oldu. Evet, süper enerjik bir gün. Evet. Herkese tekrar günaydınlar diliyorum. Hocam, merak eden izleyicilerimiz için böyle sizi biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Ben Operatör Doktor Bülent Arıcı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum. Özellikle genital estetik, kadınlarda idrar kaçırma, onkolojik cerrahi ve endoskopik cerrahi ile ilgileniyorum. Uzmanlık alanlarım bunlar. Son dönemlerde birazcık daha arttı diye düşünüyorum ben genital estetik uygulamaları. Öncelikle hastalar size ne gibi şikayetlerle geliyor? Biraz bu uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü toplum bilinci tam olarak yok sanırım bu konuda. Evet, yani genital estetik aslında halkın içinde utanılan hastalıklar grubuna girdiği için hastalarımız bu şikayetlerini çok aslında telaffuz edemiyor. Bu şikayetlerini internet üzerinden araştırarak gizli bir şekilde aslında tedavisini bulmaya çalışıyor. Çağımızda internet çağı olduğu için sosyal medya tabii insanların bu bilgiye daha rahat ulaşmasını sağlıyor. Bu şekilde aslında tedavi olabilecekleri bilimlere rahat bir şekilde ulaşıyorlar. O yüzden son 10 yılda Amerika'da, Türkiye'de ve Avrupa'da genital estetik ameliyatı olan hastalarımız sayısı ciddi bir şekilde artıyor. Genital estetik dediğimizde ben genel bir tanımını yapmak istiyorum aslında. Biz neler yapıyoruz, hangi bölgelere ne uyguluyoruz? Genital estetik, vajenin dış kısmındaki deri katlantısı, küçük dudakların, onun etrafındaki yağlı dokudan zengin büyük dudakların, üst kısımda klitorisin, alt bölgede ise vajenle makat arasındaki perinenin doğuştan veya sonradan oluşan şekil ve renk değişikliklerinin cerrahi ve medikal yöntemlerle düzeltilmesi, yeniden restore edilmesi olayı. Bu hastalar bize genellikle ağrı şikayetiyle gelebiliyor, görsel problemler şikayetiyle gelebiliyor, bikini giyememe, dar kıyafetler giyememe, ilişki sırasında sürtünme ve diğer problemler nedeniyle hastalar bize başvuruyor. Bu şekil bozuklukları doğuştan da olabilir, sonradan, doğum sonrası da olabilir. Tabii ki. Yani genç yaş hasta grubunda doğuştan asimetri olabiliyor, renk değişiklikleri olabiliyor, o bölgeler daha büyük olabiliyor. Kişiyi ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Orta yaş hasta grubumuzda ise doğumla birlikte o bölgelerde bizim kontrollü bir şekilde yaptığımız kesiler oluyor. Bu kesiler orada anatomik değişikliklere neden olabiliyor. Hastanın daha sonraki dönemde vajeninde genişlemeye bağlı problemler yaşayabiliyor. Menopoz dönemindeki hastalarda ise hormonal nedenlere bağlı bu bölgelerde sarkmalar olabiliyor. Bu gibi problemlerle hastalar bize öncelikli olarak başvuruyor. Bu şikayetlerle başvuruyorlar. Peki sonrasında uygulamalara nasıl karar veriyorsunuz? Birazcık bu genital estetik uygulamalarını anlatır mısınız bize? Özellikle hastanın şikayetine göre hareket ediyoruz. Eğer hastada bir şekil bozukluğu varsa, asimetri varsa bu gibi hasta grubuna iki yöntemle yaklaşıyoruz. Cerrahi yöntemle bu hasta gruplarında asimetri varsa o bölgeyi simetrik hale getiriyoruz. Eğer vajende bir genişleme varsa fazla olan dokuları alarak cerrahi yöntemlerle tekrar anatomisine uygun olarak onarıyoruz. Eğer renk değişikliği varsa onda lazer gibi yöntemlerle o bölgelerdeki pigmentasyon dokusunu yapan hücreleri tahrip ederek hastayı normal rengine kavuşturuyoruz. Diğer bir yöntem ise lazer yöntemi, cerrahi yöntemin dışında. Lazerle de bu bölgelere radyo frekans ve lazer uygulayarak o bölgelerin sıkılaşmasını, normal anatomisine tekrar ulaşmasını sağlıyoruz. Veya yine renk değişikliği gibi durumlarda o bölgelerdeki pigmentasyon hücrelerini oluşturan hücreleri yıkarak normal görünümünü almasını sağlıyoruz. Peki bu cerrahi uygulamaları sormak istiyorum öncelikle. Kaç dakika süren bir operasyon, sonrasında hemen günlük hayatına geri dönebiliyor mu hasta? Evet, aslında hastalarımız en çok merak ettiği sorulardan birisi o oluyor. Çünkü bu hastalar bu operasyonu genellikle yakınlarından ve ailesinden saklayarak
yapıyor. Hı hı. Utanılan hastalıklar grubunda olduğu için hemen hastaneye yatıp aynı gün içerisinde taburcu olmak ve 2-3 gün içerisinde de sosyal hayatına kavuşmak istiyor. Kimse görmeden, duymadan normal rutine dönmek. Aynen öyle. Yani kendisini bile hemen yaptırdıktan sonra unutacağı bir durum istiyor. Hı hı. Şöyle, bazı operasyonlar, basit operasyonlar dediğimiz operasyonlar var. Özellikle dış kısımdaki iş, deri katlantısı, küçük dudakların ve büyük dudakların cerrahi olarak onarılması gibi. Bu hastaları aynı gün içerisinde taburcu ediyoruz. Hastalar bir hafta sonra bize kontrole geliyor. İnsizyon hatlarına bakıyoruz, kesi hatlarına ve yara hatlarına herhangi bir problem yoksa bu hastaları bir ay sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. Birinci ayın sonunda da herhangi bir problem olmadığı müddetçe hasta normal seksüel hayatına ve normal hayatına devam etmiş oluyor. Ama normal hayatına devam etme operasyonu ikinci gün sonra tabii ki herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Ama bazen büyük operasyonlar olabiliyor. Hem küçük dudakların düzeltilmesi, buna ek olarak vajenin daraltılması operasyonları. Bu operasyonlar biraz daha büyük. Bu hastalarda bir hafta gibi bir süre alabiliyor hastanın normal hayatına devam etmesi. Seksüel fonksiyonuna devam etmesi de bir ayı bulabiliyor. Bir ay dikkat etmesi gerekiyor. Aynen. Yani. Bir kendini koruması gerekiyor dedikten sonra. Peki vajinoplastiği sormak istiyorum ben birazcık. Bunun uygulama süresi ne kadar oluyor? Şöyle, hasta bize vajinoplasti operasyon yaptırmak isteyen hasta genelde vajinde genişleme şikayetiyle geliyor. Doğum sonrası veya menopoza yaklaşmış hastalarda oluyor. Bu hasta bize geldiğinde normal muayenesini yapıyoruz. Vajende genişlemiş olan bölgeleri tespit ediyoruz. Bir gün öncesinde hastayı yapıyoruz. Bir gün sonrasında da operasyona alıyoruz. Operasyon süresi tahmini 1 saati bulabiliyor. 1 saat sonrasında da hastanın tekrar uyandırıp genel anesteziyle oluyor genel değil mi? Genel anestezi altında yapıyoruz. Ama spinal anestezi dediğimiz yani belden uyuşturma yöntemiyle de bu operasyonları yapabiliriz. Yaklaşık 1,5 saat toplamda bu operasyon süresi sürebiliyor. Peki uygulama sonrasında ağrı, sızı gün içinde? Tabii ki. Yani bazen hastalarımız ciddi ağrı hissedebiliyor. Özellikle ilk 6 saat. Çünkü vajinoplasti yaptığımızda genelde arka duvarı onarıyoruz. O da makata bir bası hissi yapabiliyor. Ama bu geçici bir ağrı. 6 saat sonrasında hasta o ağrıdan kurtuluyor aslında. Ve mevcut ağrıları giderek bir hafta içerisinde tamamen kayboluyor. İlk dönemlerde yara hijyenine dikkat etmesi gerekebiliyor o bölgede. Ağrısından dolayı ağrı kesici kullanması gerekiyor. İlk bir hafta bu hastalarda enfeksiyon oluşmaması için antibiyotik kullanması gerekiyor. Süreçimiz bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde ilerliyor. Peki kendini tekrar ettiren bir uygulama mı bu? İleriki yaşlarda mı diyeyim ya da ikinci bir operasyona ihtiyaç duyuluyor mu? Öyle riskleri var mı? Tabii ki. Normal bir süreçte zaten bir bayan 25 yaşında doğum yaptığında doğum sonrası bu süreçte bu yırtıklar oluşabiliyor, bu bölgeler defektler oluşabiliyor. Veya menopoza girdiğinde hormonların etkisiyle o bölgelerde sarkmalar oluşuyor. Biz orayı düzelttiğimizde yine aynı sürece maruz kaldığında, bir doğum olduğunda yine aynı şekilde yırtıklar oluşabilir, vajende genişleme oluşabilir. Menopozun ilerlemesiyle o bölgelerde yine sarkmalar meydana gelebilir. Yani 5 yıllık periyot içerisinde bunu tekrarlama olasılığı mevcut. 5 yıllık periyot içerisinde. Peki hocam. Birazcık idrar kaçırmaya gelmek istiyorum. Çünkü bu da yine kadınları günlük konforunu düşüren aslında sosyal yaşantıdan belki uzaklaştıran, psikolojik olarak da onları rahatsız eden bir durum. Neden olur? Önce onu sormak istiyorum. Bunun nedenleri neler? Yani idrar kaçırma aslında birçok nedene bağlı. Özellikle idrar mekanizmasında görev alan organlarımız beyin, omurilik, mesane, idrar yolu toplayıcı kanalları ve taşıyıcı kanalları, mesane yani idrar torbası ve idrar kanalı ve ikisinin arasındaki boşaltımı sağlayan sfinkter, çizgili kaslardan oluşan yapıların herhangi birisine meydana gelen bir bozukluğa bağlı oluşuyor bu. Nasıl oluyor? Normal idrarı biz isteğimiz dışında kontrollü bir şekilde istediğimiz bir ortama bırakırken bunda isteğimizin dışında hiç beklemediğimiz bir anda idrar kaçırma meydana geliyor. Bunu ana başlık altında 3 gruba ayırabiliriz. Özellikle öksürmekle, hapşırmakla, ıkınmakla yani karın içi basıncın arttığı durumlarda istemsiz bir şekilde idrar kaçırma durumu. Bu genellikle anatomik problemlere bağlı oluyor.
Diğeri ise ani bir şekilde sıkışma hissiyle tuvalete yetişememe tarzında bir iddia kaçırma oluyor. Bu da sıkışma tipi iddia kaçırma. Bir üçüncüsü ise hem sıkışma tipi hem stres tipi iddia kaçırmanın aynı anda olduğu durumlar oluyor. Buna da mix tip diyoruz. Bu şekilde iddia kaçırmayı sıralayabiliriz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi bu hasta grubu gerçekten depresif hasta grubu oluyor. Hı hı. Çünkü hiçbir zaman sosyal ortama çıkamıyor, arkadaşlarıyla gezemiyor. Bir dış ortamda kahvesini, çayını içemiyor. İçecekse de en yakın tuvalet nerede bu hastalara sorabilirsiniz. Onun yerini mutlaka biliyordur. Mutlaka girmeden önce bir ortama, bir sosyal ortama ilk önce tuvaletin yerini sorar, onu bilir. Çünkü ileri geldiğinde hemen oraya gitmesi gerektiğini bildiği için onu aramak zorunda kalmaz. Bu hasta grubu özellikle 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra tedavisini aramaya kalktığı için ciddi bir şekilde sosyal ortamdan bu hastalar kopuyor. Bir diken üstünde hayatını sürdürme söz konusu aslında. Aynen öyle. Belki yakınları bile bu durumu bilmiyor. Kızı, eşi, akrabaları bile bu durumu bilmiyor. Bu da tanınan hastalıklar grubunda olduğu için bu hastalar ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Teşhis süresi önemli değil mi? Tabii ki. Yani hastanın eğer bir anatomik problem varsa onu hızlı bir şekilde yarım saat içerisinde halledebiliyoruz aslında. Ama hasta 3 yıl, 5 yıl sonra tedaviye geldiğinde oradaki yapıların anatomisi daha da bozuluyor ve hasta depresyonda da olduğu için aslında birçok şeyden mutsuz oluyor. Hayat kalitesi ciddi bir şekilde bozuluyor. O yüzden erken dönemde bu hastalarımızın aslında istediğiniz şey doktorlarına başvurmaları, bu durumdan çekinmemeleri ve utanmamaları. Bu süreci uzatmamak aslında erken müdahale ile çünkü çok daha kolay bir şekilde halledilebilir problemler bunlar. Bir değil de mi bizim hocam? İçin aslında çok basit operasyonlar bunlar. Anında hemen cevabını aldığımız, hasta operasyon sonrasında idrarını tutabilir hale gelen bir durumla hastaneden taburcu oluyor. Evet, tedavi sürecinden bahsetmek istiyorum biraz da. Yani bu hasta grubu özellikle hangi tip idrar kaçırma problemleri var? Aslında bunu iyi belirlemek lazım. Ve bu işte uzmanlaşmış kadın doğumcular var. Kadın doğumun içerisinde aslında ayrı bir bölüm olarak bunu değerlendirebiliriz. Hem üroloji, hem kadın doğum, psikiyatri, fizik tedavi, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir durum. Yani orada bir kitle yok. Kitleyi alıp hemen tedavi edip sürecine bırakmıyoruz. Bu fonksiyonu düzeltici bir operasyon olduğu için tanısını çok iyi koymamız lazım. Takibini, konsültasyonları çok iyi yapmamız lazım. Eğer hasta bize stres tipi yani öksürme, hapşırma, ıkınmakla bir idrar kaçırması varsa bu hasta geldiğinde biz hastanın idrar tarihlerini ilk önce istiyoruz. Ve açlık kan şekerini öncelikli olarak istiyoruz. Altta yatan başka bir problem var mı diye. Eğer açlık kan şekeri normalse, idrar tarihlerinde herhangi bir enfeksiyon yoksa bu hastanın mesanenin dolum ve boşaltım fonksiyonlarını değerlendiren bir testimiz var, ürodinami diye. Bunu da yaparak idrar kaçırmasının tipini belirlemiş oluyoruz. Bu hastalarda öncelikle davranış tedavileri planlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kilo vermesini istiyoruz. Bizim genelde bu şikayetle gelen insanlarda bir kilo problemi kilo var problemi o zaman. Oluyor. Kilo problemi olduğu için de karın içi basıncı normal bir bireye göre daha fazla oluyor. O bölgeye daha fazla bir bası olduğu için daha fazla idrar kaçırıyor. Bu hasta en az kilosunun %10'unu vermesini istiyoruz. İkinci olarak baharatlı, kafeinli içeceklerden uzak durmasını istiyoruz. Bunlar da mesaneyi yani idrar torbasını uyarıcı etkiye sahip olduğu için bunlar da idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Diğer taraftan ise pelvik taban kasları dediğimiz o bölgedeki kasların fizik tedaviyle güçlendirilmesini istiyoruz. Bu davranış tedavileriyle hastaların %40-50'sine yakını şikayetlerinden kurtulabiliyor. Aslında çok ciddi bir rakam hocam bu. Evet, ciddi bir rakam. Bunları başarabilen gerçi az oluyor. %50'si kurtuluyor ama bizde hani bu söylediğimiz işte kilo vermeyi yapabilmesi, pelvik taban kasını güçlendirmesi, şeker, kahve, kafein, sigaradan uzak durması söylediğimiz hasta %10'u bunu başarabiliyor. Uzak durabiliyor aslında ve bunları yerine getiriyor. Aslında o günlük yaşam konforunu da yükseltecek bir şey bunlar. Aslında öyle ama o alışkanlıklarından insanlar kolay kurtulamıyor. Vazgeçemiyorlar. Evet, bu davranış tedavileri başarısız olursak bu hasta grubunu o zaman cerrahi metotla düzeltmeye çalışıyoruz. Cerrahi metotla da idrar torbasının altına vücutla hemen hemen aynı özelliklere sahip yama dediğimiz bir tane destek dokusu koyuyoruz. Yani ıkınmakla mesanenin aşağı kaçmasını engellemek için. Bu operasyonda yaklaşık yarım saatlik bir operasyon. Bu operasyon sonrasında hastalar mutlu bir şekilde evlerine gidiyor. Yarım saat sonra?
bu şikayetten kurtuluyorlar. Kurtuluyor ama tabii hastanede kalış süresi bir günü bulabiliyor veya 8 saati buluyor. Sonrasında evlerine gönderiyoruz ama... Sonraki yaşamdan bahsedeceğiz. Bir telefonumuz varmış hocam. Tamam. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Programınızı büyük bir zevkle izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi bilgiler veriyorsunuz. Bu konuda çok çok Biz de bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Hakkında bilgi istiyorum. Rahimde sarkma ve idrar kaçırma oluyor çok sarktığı için. Bu konuda bizi aydınlatma şansımız var mı? Varsa neler yapabiliriz? Tabii ki Hatice Hanım, öncelikle geçmiş olsun. Özellikle bizim Türkiye'de ileri yaşla birlikte az önce Ceren Hanım'la da konuşurken o bölgedeki dokularımızın kalitesi bozuluyor ve esniyor. Esnediğinde de yani uterusumuz, rahiminizi yerinde tutan bağlar gevşediği için rahiminiz aşağı doğru sarkıyor. Bu anatomik yapı da bozulduğu için ıkınmakla, öksürmekle idrar kaçırma şikayetlerimiz oluyor. Biz bu hasta grubunda özellikle eğer hasta rahiminin korunmasını istiyorsa rahimini koruyarak orada aslında geçici bir bağ oluşturarak sakrospinoz fiksasyon dediğimiz bir operasyon yapıyoruz. Vajandan yaklaşarak, karından hiç açmadan bu bölgedeki bağları güçlendirerek rahiminizi geriye doğru normal anatomik yapısına kavuşturuyoruz. İdrar kaçırmanız için de o bölgede mesanenin alt kısmına yama dediğimiz yapıları cerrahi bir yöntemle yaklaşık oradan 1 santimlik veya 2 santimlik kesilerle o bölgeyi yamayla destekleyerek idrar kaçırma şikayetinizi de aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlar aslında hani Türkiye'de birçok deneyimli hekimimizin yaptığı operasyonlar. Biz de kendi kliniğimizde özellikle ürojinekoloji, idrar kaçırma ve genital estetik kliniğinde bu operasyonları sıkça yapıyoruz. Doktorunuza başvurmanızda fayda var. Bundan %100 memnuniyetle ayrılacağınız bir durum ve tedavisi mevcut. Evet, geçmiş olsun diyelim biz de tekrar Hatice Hanım'a. Evet hocam, yarım saat süren bir operasyon dediniz. Evet. Yine lokal anestezi mi, genel anestezi mi? İdrar kaçırma operasyonları lokal anesteziyle de yapılabilir. Hı. Hastanın ağrı eşiğini de göz önüne alarak ve hastanın da bunu kaldırabileceğini düşünerek. Ama genellikle biz bu operasyonları genel anestezi altında veya epiduralle yapıyoruz. Lokalle açıkçası yapmıyoruz. Hastanın o travmaya maruz kalmasını istemiyoruz. Sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor peki? En önemli konulardan birisi de bu. Dediğimiz gibi fonksiyon düzeltici bir operasyon olduğu için sonrasında aslında çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle ilk bir aylık periyotta cinsel ilişkiden uzak durması gerekiyor. Perine ve vajen hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Antibiyotini düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Kilo almaması, yiyeceklerine, içeceklerine... Kilo çok önemli değil mi? Yani birçok hastalığın aslında temel sebebi bu. Sağlıksız beslenme. Sağlıksız beslenmeden kastım hani o yağlanma sanıyorum. Vücuttaki yağlanma aslında. Evet, yani özellikle karbonhidratlı, kafeinli yiyecek ve içecekler. Yani şöyle düşünün. Elinizde bir materyal var. Yani onu taşıyabileceği kilo 30 kilo. Sizin normalde bunu maksimum optimum düzeyde kullanabilmeniz için 5 kilo tutmanız gerekiyor üstünde. Ama siz ona 30 kiloyu koyuyorsunuz veya 40 kilo koyuyorsunuz. Bu sefer oradaki dokular çökmeye başlıyor. Evet. Esniyor, kendini bırakıyor. O yüzden aslında koruyucu hekimlik burada devreye giriyor. Biz kendimiz aslında bizim için en önemli olan sermayemiz, mirasımız, bedenimize çok iyi davranmamız ve ona saygı duymamız gerekiyor ki buna rağmen eğer bir problem çıkıyorsa onu düzeltmek daha kolay. Ama biz kilo alırsak, vücut kütle indeksimiz yükselirse, yağ oranımız artarsa, vücudumuz bir birim çalışması gerekirken 3 birim çalışıyorsa bu tabii ki bizi zorluyor. Vücudu da zorluyor. Belli bir aşamadan sonra sinyal vermeye başlıyor. İşte o sinyal döneminde de biz devreye giriyoruz, düzeltiyoruz ama eğer siz koruyucu önlemleri almazsanız bir yıl sonra, iki yıl sonra bu şikayetler yine ortaya çıkacak. O yüzden... Ve kendini tekrar edecek. Aynen. Bu durum. Böldüm hocam, devam edelim. Kilolarına dikkat etmeleri gerekiyor, evet, dedik. Kiloya dikkat edecek, hı-hı, spor yapacak. O bölgedeki özellikle az önce aslında bahsettiğim pelvik taban kaslarını güçlendirecek. O bölgeyi güçlendirici egzersizlerimiz var. Fizik tedaviyle birlikte, hı-hı, hastaları o bölgedeki kasları kullanmasını öğretiyoruz. Yani ne yapıyor? Büyük tuvaletini veya küçük tuvaletini tutarmış gibi o bölgedeki kaslarına 10 saniye, 20 saniye tutuyor. Gün içindeki ufak sıkıyor. Egzersizlerle, evet, aslında. Sonra bırakıyor. Günde bir seansta bunu 10 kez tekrarlıyor. Gün içerisinde toplam 10 kez, 10'ar seans yaptığında şikayetlerinde ciddi bir azalma oluyor. Hem seksüel fonksiyonlarda düzelme oluyor.
hem idrar kaçırma şikayetleri azalıyor, hem büyük tuvaletinde işte kaçırma, gaz kaçırma gibi problemler varsa bunları da aslında tedavi etmiş oluyoruz. Önüne geçmiş oluyor bu küçük egzersizlerle. Evet. Peki, çok kısa bir ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz sohbetimize. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Güvenmektir. Sevgi yakınında olmak, hayata birlikte tutunmaktır. Sevgi en iyi ilaçtır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Denizde bir balığım, yüzmeye bayılırım. Plankton kahramanım, korur beni yaşarım. Plankton, plankton. Denizde bir balığım, maviye açılırım. Plankton kahramanım, nefes alır yaşarım. Plankton, plankton, plankton. Plankton kim mi? Denizlerin kahramanını hala tanımıyor musun? Hadi sor annene, babana, öğretmenine ya da arat internette. Balık olsam etiketiyle sosyal medyada fotoğrafını paylaş, denizlerimize desteğini göster. Erenlerin cemine girdik, niyaz eyledik. Hülgerçeğin demine bildik, niyaz eyledik. Her hafta yurdun dört bir yanından canlarla bir araya gelerek tuttuğumuz Cem ibadetimiz her perşembe ana haberden hemen sonra Cem TV'de. Eşrefoğlu haberi, bahçe bizim gül bizdedir. Tarihçi yazar Ali Kaya ve Binali Doğan dedi, hakikat yolunda her hafta Alevi İslam inancının tarihsel gelişimini, felsefesini, ahlak anlayışının esaslarını tarihsel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alıyor. Ali Fatih, Adan, hey dost, gelenler nurdur. Cümle alem şahit şahi merdana bağlı. Hakikat Yolu her cumartesi 19.30'da Cem TV'de. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Operatör Doktor Bülent Aracı bizimle birlikte. Kadın ve doğum uzmanı, kadın sağlığı ve doğum uzmanı kendisi. Biz bugün genital estetikten ve idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sizler de bizlere 0212 625 64 64'ten ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet hocam, genital estetikten konuşuyorduk biz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bu operasyonlarda bir yaş skalası var mıdır? Her yaştan hastaya bu uygulamalar yapılır mı? Tabii ki. Aslında her yaş grubuna bu operasyonları yapabiliyoruz. Doğuştan gelen bir anatomik problem varsa o yaş grubu biraz bizi daha önemli davranmaya itiyor. Bu hasta grubu kendini fiziki ve psikolojik olarak olgunluğunu tamamladıktan sonra bu operasyonları yapmayı planlıyoruz. Eğer hastada mesela doğuştan bir labyumlarda, yani küçük dudaklarda bir asimetri varsa, büyüklük varsa, renk değişikliği varsa
eğer hastayı ciddi bir şekilde rahatsız ediyorsa, hem fonksiyonel olarak hem anatomik olarak, bu operasyona genellikle biz 18 yaşından sonra aslında yapmayı öneriyoruz. Eğer hastanın bir problemi yoksa, evlendikten sonra bu operasyonların yapılması bizim için daha uygun. Diğer tarafta da eğer hasta menopoza girmişse, yine sarkma problemleri varsa bu hastalarda, bunu her yaş grubuna, yani 80 yaşındaki bir hastaya da sarkma operasyonunu yapabiliriz. Hı-hı. Aslında bu estetik grubuna giriyor ama sonuçta bir anatomik problemi düzeltiyoruz. Bizim operasyonlar yaptığımız yaş skalası genellikle 25 yaşla 45 yaş arasında yoğunlaşıyor. O daha yetişkin grup dediğimiz kısım. Yetişkin grup, seksüel olarak aktif olan grup, yetişkin grup. Seksüel olarak aktifliği biraz daha azaldığında, yani menopoz yaşına geçtiğinde bu sefer anatomik problemler ortaya çıkıyor. İşte rahimde sarkma, vajan ön duvarının sarkması, vajan arka duvarının ciddi bir şekilde sarkması. Bu hastalar seksüel yönden veya görsel yönden değil de anatomik olarak ciddi rahatsızlıklar yaşadığı için bizden böyle taleplerde bulunuyorlar. Her yaş grubunda bu operasyonları, düzeltme operasyonlarını yapabiliriz. Peki ameliyat sonrasında dikkat etmesi gereken şeylerden bahsettik ya hastalarımızın. Evet. Birazcık daha oraya gelmek istiyorum ben. Çünkü biraz daha riskli bir durum çünkü. Ne kadar süre sonra cinsel ilişki yaşayabilirler bu hastalar? Evet, hastalarımızın hemen hemen ilk sorduğu sorulardan birisi bu. Onu da gizli bir şekilde soruyorlar. Çünkü sonuçta herkesin bir seksüel hayatı var. Bu hasta grubunda özellikle birinci ayın sonundaki yaptığımız kontrollerde, eğer dikiş hattında bir problem yoksa, kanama yoksa, enfeksiyon bulgusu yoksa, o bölgedeki anatomik yapılarda bir hassasiyet yoksa, birinci ayın sonunda seksüel yönden normal hayatlarına devam edebilirler. Geri dönebilirler. Evet, erken olursa evet, onu soracaktım. Evet, erken dönemde bu problemleri yaşadığımız hasta grubu oluyor. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. Hasta az önce de söylediğim gibi utanılan hastalıklar grubuna girdiği için hasta eşine bu ameliyatı, şikayetini veya o bölgede yapılan operasyonu söylemiyor. Bazen yani iki gün önce de kadına şiddet gününü kutladık. Evet. Aslında bu da bir yöntem, yani bayanın istemeden ilişkiye girmesi de bir bakıma aslında psikolojik ve fiziksel bir şiddet. İlişkiye girebiliyor eşi. Eşine de söylemediği için bu bölgedeki dikişler açılıyor. Sonra bu hasta grubu bize tekrar geliyor. Tekrar müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Hem ameliyatın başarı şansı düşüyor, hem de hasta ciddi bir psikolojik travmaya uğramış oluyor. O yüzden erken dönemde ilişkiyi kesinlikle yasaklıyoruz. O bölgedeki anatomik yapıların tamamen düzelmesi gerekiyor ki sonrasında fonksiyon işlevi yerine getirebiliriz. Bir ay boyunca dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bir sorun olmadığı takdirde de zaten normal rutinlerine geri dönebilirler. Peki başka olumsuzluklar, yani yaşanabilecek olumsuzluklar neler ameliyat sonrasında? Bu risk faktörleri neler hocam? Yani bu hasta grubunda, yani düşük oranlarda da olsa, %1 ila 5 oranında da olsa, bazen ameliyat sonrası dönemde o dikiş yerlerinde meydana gelen kanamalara bağlı hematom olabiliyor. Yani o bölgede kan pıhtısı birikebiliyor. Onu tekrar operasyon alıp boşaltıp oradaki yapıları tekrar anatomik olarak düzeltmemiz gerekebiliyor. Bazen antibiyotik kullanmamıza bağlı hastamızın hijyen problemlerinden veya diğer sistemik rahatsızlıklarından dolayı o bölgede enfeksiyon oluşabiliyor. Uzun süre antibiyotik tedavisi alması gerekebiliyor. Bazen doku iyileşmesi yavaş gelişebiliyor. O bölgelerdeki insizyon, yani sütüratlar ayrılabiliyor. Bunu tekrar sütürize etmek, yani dikerek tekrar anatomik yapısını yerine getirmemiz gerekebiliyor. Hastalarımıza, bazı hastalarımıza ciddi ağrı şikayetleri olabiliyor. Bu gibi durumlarda tekrar hastalara müdahale etmemiz gerekebiliyor. Ama bunlar çok büyük bir risk grubu değil aslında. Değil. Bunlar değil, yönetebileceğimiz, sonrasında olabilecek durumlar. Çok düşük oranlarda, dediğim gibi 100 hastada 1 ila 5'inde. Belki hasta profiline göre değişecek durumlar. Aynen. Birazcık. Yani aslında az önce söylediğimiz gibi söylediğimiz önerilere uyduğunda aslında çok çok düşük oranlarda, işte söylemediğimiz, antibiyotiğini kullanmıyor hasta. Hijyenine dikkat etmiyor. Enfeksiyon oluşuyor. Tekrar müdahale etmek zorunda kalıyoruz. İlk bir ay ilişki önermiyoruz. Birinci haftanın sonunda ilişkiye giriyor. Dikişleri açılabiliyor. Buna müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bu gibi durumlar. Peki dolgu enjeksiyonunu sormak istiyorum. Burada kullanılan dolgu maddeleri neler? Bu operasyon nasıl gerçekleşiyor? Özellikle bu hasta grubumuz menopoza yakın hasta grubumuz oluyor. O bölgelerdeki hormonal dokunun
hormonların azalmasıyla o bölgeden destek dokuları zayıflıyor. Hı. Özellikle büyük dudaklar deniz yağdan zengin büyük dudaklar çökmeye başlıyor. Bu da hastanın görsel olarak ciddi rahatsız ediyor. Eğer partneri de bu problemi ona telaffuz ettiğinde ciddi bir seksüel yönden birbirlerine uzaklaşma olabiliyor. Bu gibi hastalara biz dolgu enjeksiyonu yapıyoruz. Bunun iki çeşidi var. Ya bireyin yani kadının kendi vücudundaki yağ dokusunu alarak o bölgeye enjekte ediyoruz. Özellikle daha geç eriyen veya sporla bile kaybolmayan göbek çevresindeki veya yan bölgelerden dediğimiz bu kısımlardan hastalardan yağ enjeksiyonu yaparak liposuction yöntemiyle daha sonra bu yağı labium majusları enjekte ediyoruz, o bölgeleri dolduruyoruz. Veya yapay dolgular var, hyaluronik asit dediğimiz silikon, özellikle şu anda çok gündemde bu hyaluronik asit, silikon vücudumuzun her yerine enjekte ediliyor. Bunu enjekte edebiliriz. Bu da yapay olduğu için bazen alerjik reaksiyonlar olabiliyor ama çok düşük oranlarda o da. Maliyet olarak diğerine göre daha pahalı olabiliyor. İki yöntemle de o bölgelerdeki dokuları destekleyebiliyoruz. Ama sanıyorum bu yapay enjeksiyonda birazcık daha mı riskleri var hocam? Tabii yani vücutta aynı hücre yapısına sahip olmadığı için bunda alerjik reaksiyon dediğimiz gibi gelişebilir. Daha sonrasında ağrılar oluşabilir. O bölgelerde düzensizlikler olabilir. Diğerinde ise hastanın kendi dokusunu kalça bölgesinden veya karın çevresine alıp genital bölgesine enjekte ediyorsunuz. Kendi dokusu olduğu için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ama onda da ilk bir yıl içerisinde %30'a yakın bir kayıp oluşabiliyor. Bunu da tekrar etmemiz gerekebiliyor. Ama diğer sentetik dolguda mesela böyle bir kayıp genelde yaşamıyoruz. Böyle bir risk yok. Evet. Peki genital estetikteki lazer tekniklerinden konuşalım biraz da. Evet, yani özellikle bizim halkımız yeni teknolojiye açık, farklı, yeni olan lazeri duyduğunda daha fazla ilgi duyabiliyor. Lazer tekniği de aslında cerrahi olarak yaptığımız işlemlerin lazer yardımıyla, lazer tekniği yardımıyla o bölgelerdeki düzeltmeleri yapabiliyoruz. Cerrahi olarak yaptığımız kesileri lazerle o bölgelerde kesi yapabiliyoruz. Sütür atmadan yani dikiş koymadan iyileşmeye bırakıyoruz. Daha hızlı olabiliyor ve estetik olarak daha güzel gözükebiliyor. Dolgu maddesi olarak enjekte ettiğimiz yağ maddelerini ve silikonları lazer tekniği uygulayarak o bölgenin kendi dokusunu güçlendirerek ve hacmini arttırarak bunları yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde vajendeki genişlemeyi lazer yöntemiyle vajen yan duvarına frekanslar ve lazer göndererek o bölgelerin doku hacminin artmasını sağlıyoruz. Biraz daha kolaylaştırıyor mu bu operasyonları acaba? Aynen öyle. Aslında seçilmiş vakalarda hani erken düzeydeki anatomik problemler olan, şikayetli olan vakalarda avantajı cerrahi tekniğe göre çok daha yüksek ve hasta konforu da çok daha iyi. Hasta hiç anestezi almadan 2 saat sonrasında evine gidiyor. 1 hafta sonrasında da değişikleri hissetmeye başlıyor. Ama cerrahi yöntemde de ileri dönem şikayetleri çok fazla olan, özellikle az önceki hastamızın da sorduğu gibi vajinin tamamen dışarıya sarkmış, rahimi tamamen dışarıya sarkmış hastalarda ise cerrahi yöntem biraz daha ön plana çıkıyor. O biraz önce bahsettiğimiz gibi geç kalmayla ilgili bir durum değil mi? Erken dönemde aslında koruyucu olarak da lazer tekniğini şikayetler daha yeni başladığında eğer uygularsak hastalar için aslında çok başarılı ve lüks bir yöntem diye düşünüyorum. Yaşın bir önemi var mı bu iki teknik arasında hocam? Yani hasta profiline göre tercih ederken lazer tekniği ya da cerrahi yöntemi? Yaşın bir önemi değil. Aslında şikayetlerin ve majör defektin yani asıl problemin büyüklüğü aslında bizi burada hangisini seçmemizi sağlıyor. Erken dönemde lazer tekniği çok çok iyi. İleriki dönemlerde ise cerrahi yöntemi kullanılması bence daha doğru diye düşünüyorum. Evet hocam, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiniz. Özellikle dediğimiz gibi toplumda ya da kendi ailemizle bile çok rahatça konuşamadığımız konular bunlar. Kesinlikle. Bu konuda bilgilendirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir program olduğu için hastalarımıza ve izleyicilerimize faydalı olduysak çok mutlu oldum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.